Hepinize merhaba, bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en nadir dokuz bitkisini inceleyeceğiz. Dünya Doğa Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi olan bitkiler listesinde yer alan bu bitkiler dünyanın en uzak ve yalıtılmış bölgelerinde yaşıyor. Habitatlarının bozulması, kaçak toplama ve başka canlıların istilası nedeniyle bu bitkilerin geleceği tehlike altında. Bir Ettenbrock sürahi bitkisi. Filipinlerin Palawan bölgesinde bir dağın tepesinde yetişen bu etobur bitkiden bugün sadece birkaç yüz tane kaldığı sanılıyor. Çanak şeklindeki gövdesinde biriktirdiği sıvıya giren hayvanlar bir daha kurtulamıyor. 30 santim büyüklüğündeki bu çanaklara böcekler ve sıçanlar düşüyor daha çok. Bu bitki 2007'de Hristiyan misyonerlerin uyarısı üzerine bölgeye giden botanikçiler keşfetti ve doğa programlarıyla bilinen ünlü İngiliz yayıncı David Attenborough'un ismi verildi. 2. İntihar Palmiyesi Madagaskar'ın kuzeybatısında yetişen bu dev palmiye yaklaşık 50 yıl yaşıyor. Sonra bir kez çiçek açıp ölüyor. 2005'te keşfedilen bu bitki 18 metreye kadar uzuyor ve dallarıyla 10 metre çapında bir alanı kaplıyor. Doğal ortamda 90 tane kaldığı bilinen bu palmiyeleri Google Earth'te bulmak mümkün. 3. Yeraltı Orkidesi Bu ilginç orkide bütün ömrünü yer altında geçiriyor. Çiçeklerini bile yer altında açıyor. Mayıs-Haziran aylarında krem ve kırmızı renklerde açan çiçekler etrafa keskin bir koku yayıyor. Avustralya'nın batısında süpürge çalılığını yetiştirdiği bir bölgede görülen bu bitkide klorofil olmadığı için güneşten enerji alamıyor. Onun yerine çalı bitkisinin köklerinde yaşayan bir mantara parazitlik yaparak besleniyor. Bu bitkinin sayısının 50'den az olduğu düşünülüyor. 4. Golf topu. Meksika'nın Cuetrado dağlarında yetişen bu küçük beyazımsı kaktüs bitkisi benzerliğinden dolayı golf topu olarak adlandırılıyor. Küçük pembe çiçekleri nedeniyle bitki yetiştiriciliğinin gözdesi oldu ve yasa dışı olarak toplanmaya başlandı. Bu nedenle son 20 yılda bu bitki sayısında %95 düşüş görüldü. 5. Venda siket Güney Afrika'nın Limpopo bölgesinde yetişen tüylü görünümlü bu bitki 1996'da yeni bir tür olarak kayda geçti. Yasa dışı toplanması nedeniyle bugün doğal ortamda kalmadığı söyleniyor. 6. Deniz ana Bu ağaçların nesli tükendi diye düşünülüyordu. Ama 1970'lerde yeniden bulundu. Kabuklu meyvesi kırıldığında ortaya çıkan görüntü deniz anasına benzediği için bu adı aldığı sanılıyor. Şeyşellere bağlı Mahi Adası'nda bulunan bitkiden bugün sadece 86 tane kaldığı biliniyor. 7. Acacia anegandesis Bu dikenli çalı bitkisi Britanya Virgin Adalarında yetişiyor. Deniz seviyesi yükseldiğinde bu bitkiler suyla kaplanıyor. Yalnızca 10 kilometre karelik bir alanda yetişen çalıların sayısı bilinmiyor. Fakat botanik bahçelerinde de yetiştiriliyor. 8. Maydanoz eğrelti otu Bu minik eğrelti otu küçük bir maydanoz ağacına benziyor. Sadece Atlantik okyanusunun güneyindeki bir yanar dağdasında yetişiyor. 50 yıldır nesli tükendi sanılıyordu ama 2009'da botanikçiler tesadüfen yeniden rastladı. Uçurum kenarında kuru ve rüzgarlı ortamlarda yetişen bitki koruma altına alındı ve sporlarını ürettiği sırada alınan küçük bir parça İngiltere'deki botanik bahçesine gönderilerek yetiştirilmeye başlandı. Bu bitkinin bugünkü sayısının doğal ortamda 40 civarı olduğu biliniyor. 9. Mercan ağacı Bu parlak çiçekli dikenli ağaç Tanzanya'nın güneydoğusundaki ormanlarda yetişiyor. 1998'de nesli tükendiği sanılan ağaca 2001'de yeniden rastlandı. Bugün koruma altında olmayan bir bölgede 50 kadar yetişkin ağacın kaldığı sanılıyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünya üzerinde nadir görülen 9 tane bitki inceledik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.